ikizlerin vardı değil mi? Evet abla. Bir tane kızı var. Gökhan'ı da ondan çok seviyorum bak. Teşekkür ederim Zeydan. Kızına sahip çıktığı için Sema'nın. Ayrıca çok seviyorum. Ederim. Aynen o helal teşekkür olsun. Ederim. Çok sağ olun. Aa, öyle üvey demeye de dilim varmıyor ama hani anlatmak için söylüyorum. İyi de bir baba. Teşekkür o önemli ederim. Bir şey. Ama bir de tabii ben de hayal meyal hatırlıyorum ama senin çok acıklı bir hikayen var. Yani hayatın gerçeği var. Üç evladın mı var? Dört. Ben onu hala evladım o benim yani değişmedi. Onun tabii ki öyle. Toprakta olması benim için bir şey fark etmiyor. Yine benim evladım. Yine benim için her şey. Unutamadığım boncuk gözlüğüm var benim. Ya. Çocuk çok istemiştik. Rabbim bize nasip etti ama tamamına ermedi maalesef. Bu ikizlerden önce? İkizlerden önceydi. Tansiyonum yükseldi bir anda benim. Gebelik zehirlenmesi oldum. Bu tansiyon böbrekte protein kaçağı yapıyor. Protein kaçağı ilerledikçe de çocuk eşten ayrılıyor ve pisliğini yiyor. Tabii ben bu süreçte yine hani kendimi kötüsünü hani düşünmedim hiçbir zaman. Doktora gittik. Doktor bana böyle yaptı. Görüyor musun dedi. Yok dedim, görmüyorum dedim. Görmüyorsun. Ne de görmüyorsun 27 yani. Derece. Hemen ameliyat alıyoruz, helalleşti. Sonra gözümü açtığımda çocuğumu almışlardı. Ben yaklaşık 20 gün falan yoğun bakımda kaldım. O da aynı şekilde yukarıda. Daha sonra eve geçtim işte. Her gün Esenler'den Beylikdüzü'ne gidip görüyordum. Yine bir gün rüyama girdi. Boncuk gözlüm benim. Anne ben gidiyorum dedi, hakkını helal et. Kara kaş, kara göz böyle. Bembeyaz seni hiçbir zaman unutmayacağım onun yüzünü. Sonra sarıldı bana. Ama ben yeşillikteyim, o toprak tarafında böyle. Oğlum nereye diyorum. Anne ben gidiyorum çok güzel bir yere, sen üzülme dedi. Telefon çalar çalmaz açtım. Ne oldu dedim. Biliyorum oğlum ölüyor dedim. Evet kan verdik. Ama ne olacağı belli değil, hemen gelin dedi. Ve ben bir ay boyunca o hastaneye gitmeme, o doktorlara yalvarmama rağmen hiçbir zaman çocuğuma dokundurtmadılar. Ben çocuğumun kapısını ziline bastığım anda küçücük olmasına rağmen kendi doktor bana diyor ki kafasını çevirip senin yüzüne bakar gibi kapıya bakıyor, emzik arıyor. Yani belki de onu benim göğsüme verselerdi, o beni hissetseydi ben inanıyorum ki yaşayacaktı. Ölüsünü kucağıma verdiler. Ben dedim ki hayır dedim, yaşıyor. Ölmemiş dedim. Beni içeri aldılar, öldü dediler. Sonra sardılar, verdiler ölüsünü kucağıma. Sadece kafası hafif soğumuş, vücudu sımsıcacık, kocaman kucağıma aldım, öptüm, sarıldım. Ölüsüne sarılmak nasip oldu. Ölüsünü gasilhaneye götürdüm. Amcası, dedesi, dayısı, babası yıkadı ama ben yine vücudunu göremedim. Sonra gasilhaneden tabutunu aldım kucağıma. Götürdüm mezarına, mezarını yaptırdım. Ellerimle gömdüm, geldim. Sonra zaten her zaman psikolojim bozuk oldu. Geceleri kalkıyordum, arabayı alıp mezarlığın kapılarını kırıyordum. Gidiyordum, geliyordum. Kimse anlamadı ama herkes bana dedi ki birine bir şey söylediğin zaman aman bizim de çocuğumuz öldü. O senin yüreğin, bu benim. Ben onu yıllarca, ben asla yüzünü unutamam. Bir annenin evladının cenazesini taşıması kadar, onun cenazesini öpüp koklaması kadar kötü bir şey olamaz. Rabbim düşmanıma nasip etmesin. Ama onun yerine iki tane yavru verdi bana. Biri prens, biri prenses. Onlar da abilerini hiç unutmuyor. Kızım diyor ki anne diyor, abimi ne zaman görmeye gideceğiz diyor. Küçücük yüreğiyle daha 4 yaşında olmasına rağmen onlara da abileri olduğunu söyledim, biliyorlar. Yıllar geçse de acısı hiç bitmiyor. Aksine daha da katlanıyor aslında. Rabbim düşmanıma nasip etmesin. Hiçbir zaman düşmanıma bile bu acıyı vermesin. Amin, amin. Sema, ama biliyorsun bizim inanışımızda senin evladın seni cennet cennette kuşum bekliyor. O benim cennet kuşum, kara gözlüm, boncuk gözlüm. Seni çok seviyorum, asla vazgeçmeyeceğim dedim. Oğlum her zaman hayatımda, ölene kadar da hayatımda olacak. Olmaz mı evlat? Hayatımı zaten 30 yaşındayım. 30 yılımın
20 yılı belki 15 yılı çocuklarım için. Başka hiçbir şey değil. Onlar benim nefesim, onlar benim hayatım, mucizelerim. Seva var ya, sen anlatırken biz bittik burada yani. O zaten günahsız bir melek olarak öldüğü için zaten onun mekanı cennet. Annenin hakkı değil böyle çocuğun ölüsüne sarılmak. Ben onu her gün bir dakika görmek için. Şimdi arasım geliyor. Allah'ım korusun. Herkesin Rabbim kendi korusun. Evladı geliyordur aklına, Allah'ım. Bazen böyle hala daha çocuk gibi korkuyorum ya. Böyle ya, biz beraber yatıyoruz, kokluyorum, sarılıyorum. Allah'ım ona bir şey verme, bana ver diye. Annem de bana öyle dua ederdi, kızardım niye öyle diyorsun diye. Ben şimdi kendim anne olunca anladım. Aynı süreçleri sizinle yaşadım. Daha sonra yine çocuk problemi yaşadık. Ya. Bebek süreci oldu, aynı doktor. Ve her defasında da siz olun. Kendim sanki böyle sizde kendimi yaşıyorum. Aynı şekilde oğlum koynumdayken Allah'ım diyorum, rüya mı acaba? Ya, ben de koşarken bazen böyle tıraşa götürüyorum. Diyorum ki benim oğlum ya Rabbim diyorum, birini aldı. Ama daha güzel iki tane daha verdi. Belki o yaşasaydı şimdi abileriyle birlikte parka gideceklerdi. Koşup oynayacaklardı. Hep zorluklar üstüme binince, bir de evlat acısı en büyük. Ama şöyle bir şey var Zahide abla, hiçbir şeye yenilmem dedim. Her zaman tek ayağa kalktım. Ama beni bir tek evlat acısı. Ama onun üstüne geçemedi. Onun üstüne hiçbir şey yok. Yok. Gel, gel kuzum benim. Ah kuzum benim. Ah ah ah. Ah yüreğimi dağlatın beni. Ki bir tanem benim. Varlığım bile güven veriyor. Gerçekten bunu hani seni şey olasın ne diye. Vallahi bak gerçekten ablam gibi seviyorum. Ah oğul yandım oğul. Ah oğul öldüm oğul, daha kucağıma almadan kara topraklara saldım oğul. Daha kucağıma almadan topraklara saldım oğul. Elinden tutup gezecektik, bir gofreti alıp yiyecektik. Hayal oldu yar seninle oğul, hani bir gofreti beraber yiyecektik. Şimdi hayal oldu seninle oğul. Ah oğul oğul yandım oğul, İçerden yaram yandım oğul. Elime alıp sarmadan seni kara topraklara koydum oğul. Daha tenine dokunmadan elim kara topraklara koydum oğul.
Bu da benim oğluma yazdığım bir sözlerim, şarkım Zeydan. Biz de hep böyle kızlar kendimize dedik de baba yüreği de tabii az değil yani. Of of. Hadi şimdi gel de devam et. Gel de yemek yap. Vallahi Allah kimselere Allah hiç vermeye öyle şeyler yaşatmasın. Şu an benim izleyicim öyle duygusaldır ki biz burada gözyaşı dökerken ağlayan o kadar çok ana var ki. Peki hadi kuzum sen devam et. Ben iki dakika müsaadenizle şu bir toparlayayım geleyim kendime. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane.